Efendim herkese merhaba. Ankara'da bugün konuğumuz sevgili ve sayın Gökhan Günaydın. Benim Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı olduğu dönemde ben de Mimarlar Odası'nda benzer bir görevdeyken mücadele arkadaşım. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve yerel yönetimlerden sorumlu bir siyasetçi. Evet sevgili Gökhan Günaydın, hoş geldiniz Ankara stüdyomuza diyorum. Hoş geldin Gökhan. Çok teşekkür ederim. İzninizle ben de sizin bu kadar güzel girişinizden sonra Oktay abi diyeyim. sizle beraber olmak benim için mutluyum. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Gökhan izin verirsen bizi izleyen çok değerli dostlara, milyonlarca dostlara bir soru sormak istiyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili küçükler, saygın büyükler, belediyeler kapanıyor, haberiniz var mı? Şimdi ben son zamanlarda bu soruyu çoğu kimseye soruyorum. Rastladığım insanlara, taksi şoförüne, metroda, tramvayda beni tanıyıp da selam veren dostlara, yakınlara, arkadaşlara soruyorum. Belediyeler kapanıyor, haberiniz var mı? Bazılarının haberi var gibi sanki ama hiç oralı değiller. Ama daha da önemlisi belediyeler hiç oralı değiller. Yani ben şu ana kadar bu yasa Çankaya'dan onaylanıp da yürürlüğe girmesinden bu yana ki bir ay aşkın bir zaman geçti. Yeni büyükşehir yasası. Belediyeleri kapatan yasa diyorum ben yasaya. Belediye başkanlarında da pek bir hareket göremiyorum ki 1700 belediye kapanıyor. Az buz değil. Türkiye'de 3600 belediye, 3300'e zaten düşürüldü. Yarısı tekrar kapatılıyor. Bu arada binlerce köy kapatılıyor değerli dostlar. Yani köyler ortadan kaldırılıyor. Yani köy statüleri ortadan kaldırılıyor. Belediye statüleriyle birlikte köy statüleri de ortadan kaldırılıyor. Geçenlerde galiba dünyada evvelsi gün bugün gazetede haberi vardı. İzmir'de haklı bir eylem yapılmış, doğru bir eylem yapılmış. Köy doğa demektir, köy yaşam demektir. Köy bizim geleneğimizde, kültürümüzde en temel faktörlerden, yerleşim alanlarından biridir. Nasıl binlerce köy ortadan kaldırılır diye. Benim pek aklım basmıyor. Neden böyle bir şey yapılıyor? Bunu onun için yerel yönetimlerden sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'a dönüp sormak istiyorum. Sevgili Gökhan, neden kapatıyorlar bu belediyeleri? Niye? Teşekkür ederim. Oktay abi siz de çok iyi söylediniz. 3600'ler sayısından zaten 2951'e kadar düşmüştük belediye sayısı itibarıyla. Bugün ben arkadaşlarım partide hesaplamasını yaptırdılar. 2014'ün Mart'ında 1419 belediye için yarış yapılacak. Yani aşağı yukarı 1592 belediye kapatılmış olacak. Kapattıkları belediyeler iki tür, bunları sınıflamak gerekirse. Birincisi 29 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve nüfusu kaç olursa olsun bütün belediyeleri, belde belediyelerini kapatıyorlar. Birinci grup bu. İkinci grup da büyükşehir olmayan diğer 52 ilde nüfusu 2000'in altında olan belediyeleri kapatıyorlar. İzninizle önce birincisinden başlayalım. Buyurun. Bu 29 büyükşehir sınırları içerisinde kapatılan belde belediyelerinden nüfusu 10.000, 15.000 olanlar var ve yaşı 150'nin üzerinde olanlar var. Bunlar tarihi olarak, kültürel olarak çok önemli özelliklere sahip olan belediyeler. Üstelik de örneğin Akçay gibi, örneğin Zeytinli gibi, Güre gibi, Altınoluk gibi
kışın 10.000-15.000 nüfuslara sahipler o kadar İller Bankası'ndan pay alıyorlar. Ama yazın 150.000-200.000 nüfusa hizmet ediyorlar. Şimdi buralarda yapılan ne? Belde belediyelerinin tamamı kapatılıyor. Bir büyükşehir belediyesi oluyor ve büyükşehir belediyesinin altında da metropolitan ilçe belediyeleri oluyor. Bir kere ölçeği büyüterek büyüyen ölçekten siyasi avantaj elde etmeye çalışıyorlar. İkincisi de daha küçük ölçekteki belde belediyelerinin imar yetkilerini bypass etmek ya da daha doğru bir tabirle ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani büyükşehire egemen olan siyasal yapı ve onun arkaik iktisadi gücü tüm alanlara elini çok rahatlıkla uzatabilsin. Çünkü ölçek küçüldükçe muhalefet dikleşiyor, muhalefet sertleşiyor. Ama ölçek büyüdükçe o büyük ölçek içerisinde muhalefeti biraz daha yumuşak hale getirebilmek, çoğunluğun içerisinde eritebilmek, kaynatabilmek biraz daha kolay hale geliyor. Diğer 52 ile geldiğimizde şimdi ona orada nüfusun 2000'in altında olmasını bir kriter olarak alıyorlar ve kapatıyorlar. Bu şu demek, nüfus 2000'in altına düşerse bu belediyeden bir iş olmaz, yatırımcı olamaz bunlar, teknik eleman tutamaz bunlar. Dolayısıyla bunları kapatalım gitsin. Ben hep aynı rakamı veriyorum. Yani bize önemli ölçüde benzeyen, nüfusla, yüz ölçümüyle, idari rejimle benzeyen Fransa'da 36.500 belediye var. Ve bunlardan 28.000'inin nüfusu 1000'in altında. Oysa biz elimizde, hadi böyle yuvarlayarak söyleyelim, 3.000 belediyenin yarısını kapatarak 1500'ün altındaki belediyelere düşüyoruz. Evet, şimdi bunun, Gökhan, sözünü kesiyorum bir saniye. Bir tarzı yok. Beni duyabiliyor musun? Hem yurttaşa götürülen hizmetin etkinliğinin Gökhan beni duymuyor. Azalmasından neden olacak hem de yerel demokrasi açısından da ciddi sıkıntılar yaratacak. Anlıyorum. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Beni duyabiliyor musun konuşurken? Şu anda duyuyorum. Duymuyorsun gibi bir intiba edindim de. Şimdi bu belediyelerin, Fransa'dan örnek verdin. Belediye sayısının bir ülkenin demokrasi düzeyi ile çok yakından ilişkisi olduğuna dair biliyorsun. Avrupa kentsel şartı dahil olmak üzere, Avrupa yerel yönetimler şartı dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası sözleşme metni var. Ve bana ilginç gelen karşılaştırmalardan biri de şudur. Demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde belediye sayısı çok az. Ama demokrasi kökleştikçe ve geliştikçe belediye sayısı da artıyor. Çünkü belediyeler aynı zamanda demokrasinin beşiği, okulu, her şeyi. Şimdi İranlı dostlar kusura bakmasınlar ama İran'dan örnek vermek mecburiyetindeyim. Belediye sayısı en az ülkelerden biri İran. En çok olan ise Fransa, İngiltere ve benzeri gibi ülkeler. Biz Fransa'ya benzeyeceğimize, yani ona gayret edeceğimize İran'a doğru yaklaşıyoruz. Bu aynı zamanda demokrasimizin de farklı mecralara doğru yöneldiği anlamına gelmiyor mu? Yani işin bu boyutu neden tartışılmıyor kamuoyunda? Kuşkusuz siz tartışıyorsunuz ama bu boyuta bakan yok. Herkes imardır, tutturmuş gidiyor. İmara biraz sonra geleceğiz. Oktay abi, çok doğru bir saptama. Belediyeler yalnızca bir hizmet primleri değil. Aynı zamanda belediyeler yerel demokrasinin yeşerdiği ve somutlandığı alanlar. Oradaki yerel halk kendi bölgesiyle, kendi çevresiyle ilgili alınan kararlarda söz ve karar sahibi oluyor. Ve böylece yerel demokrasiyle, yerinden yönetimle merkezi yönetim bir uyum içerisinde çalışıyor. Siz temsili demokrasi meselesinden ne kadar uzaklaşırsanız bu ceberrut merkezi yönetime
o kadar yaklaşma anlamına geliyor. Dolayısıyla demokrasinin köklü bir geçmişi olan ve kurumsallaştığı ülkelerde belediyelerin sayısı fazla, etkinliği de iyi ama ceberrut rejimlerin olduğu yönetimlerde belediye sayısı az. Şimdi Türkiye'de çok benzer bir süreç var. Biz bunun altını dikkatle çizmeye çalıştık. Türkiye'de bir tek adam dikta rejimi oluşturulmaya çalışılıyor ve sistem de ona uygun olarak yapılandırılmaya çalışılıyor. Belediyeleri kapatırsanız, belde belediyelerini kapatırsanız, ölçeyi büyütürseniz yurttaş kimi seçtiğini, kime oy verdiğini bilemez ve oy verdiği adamla yüz yüze bir yerde oturabilme şansı da çok ciddi ve çok büyük tesadüflere bağlı olur. İşte muhtar seçimi onun için en demokratik seçimdir ama milletvekili seçimleri ya da büyükşehir belediye başkanları seçimleri ölçek bu denli büyüdüğü için demokrasi teorisinin gerilediği seçimlerdir. Biz hep bunu savunduk ve şunu da söyledik. Sadece belediyeler kapanmıyor ki. Aynı zamanda 29 kentte il özel idarelerini kapatıyorlar ve 16.082 köyün de tüzel kişiliğini kaldırıyorlar. İzninizle bu noktada sizin sorunuzla bağlantılı il özel idaresi meselesine de değinmek isterim. Buyurun. İl özel idareleri iki organa sahip. Birisi vali, bir diğeri de il genel meclisi. Vali hükümetin atadığı görevli niteliğinde ve yetki genişliği çerçevesinde bütün bakanların ildeki yetkilerini kullanıyor. Dolayısıyla atanmış. Oysa il genel meclisi üyeleri o ilde yapılan seçimlerde hangi yurttaş kime, hangi partiye oy verirse o ölçüde temsiliyet şansı buluyor ve böylece il genel meclisi oluşuyor. Yani seçilmiş il genel meclisi atanmış valinin karşısında demokrasi tahterevallisinin bir tarafında oturuyor. Biz bunu eleştiriyorduk, diyorduk ki artık valiler devletin valisi niteliğinde değildir. Bunlar artık hükümetin valisi ve açığını da söylemek gerekirse başbakanın dediğini harfiyen yapmakla kendilerini görevli sayan hükümetin memurlarıdır. Dolayısıyla bunun yanında bir de il özel idaresi genel sekreteri ve sekreteryası bürokrasiye ekleniyor. İl genel meclisleri demokratik yetkilerini kullanamıyorlar. İl özel idarelerini demokratikleştirmek istiyorsak il genel meclislerine yetki devretmeliyiz. Onları güçlendirmeliyiz dedik. Bunların ne yaptığını size söyleyeyim. 29 ilde il genel meclislerini tamamen kapattılar ve yerine yatırım, izleme ve koordinasyon merkezini kurdular. Bu merkez Sayın Ekinci, yasadaki lafzi hükümle söylüyorum, valinin sek ve idaresi altındadır. Yani o ildeki bütün yatırımlara valinin yönettiği bu merkez karar verecek. Dolayısıyla bırakın il özel idarelerinin bütün yetkisini sadece valinin kullanmaya başlamasını, bu merkez aynı zamanda büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin yatırım kararlarına da karışmaya başlayacak. Şimdi hangi rejimden bahsediyoruz? Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ve onun atadığı valilerden bahsediyoruz. Kışın buzdolabı dağıtan ve AKP il başkanlarından çok daha sıcak siyasetin içerisinde olan valilerden söz ediyoruz. Kimse beni kınamasın. Ben bu sözleri rahatlıkla ve keyifle söylemiyorum ama bir gerçeği saptamamız gerekiyor ve Türkiye'de eğer kediye kedi diyeceksek durum maalesef bu. Birkaç tane ayrıksı örnek varsa onları tenzih ederek söylüyorum. Şimdi burada bu durum neyi getiriyor? Tek adam diktasının daha fazla yerleşmesi anlamını getiriyor. Dolayısıyla evet, bu saptamayı biz böyle yapmak zorundayız. Diğer taraftan bugün siz söylediniz, bizim Seferihisar Belediye Başkanımız, sevgili Tunç kardeşimiz mahalle muhtarlarıyla beraber sakin sakin bir eylem yaptı. Biliyorsunuz
Seferihisar Türkiye'nin ilk sakin şehri, ilk Sittaslov seçilen kenti. Burada diyorlar ki kırsal yaşama saygı duymayan, köylülüğü çiftçiliği önemsemeyen, köy tüzel kişiliğini kaldıran yaklaşımlar aynı zamanda doğaya karşıdır, aynı zamanda insan özgürlüğüne karşıdır. Dolayısıyla biz doğamızı, köyümüzü, muhtarlığımızı savunmaya devam ediyoruz diyorlar. Seferihisar'dan ben Anadolu kokusu alıyorum, Anadolu sesi alıyorum. Bu ne güzel bir yaklaşım. Bakın bu yaklaşımın altyapısını, nedenini ortaya koyan bir anekdot var. Ben geçen haftayı Ankara'nın ilçelerini ve köylerini dolaşarak geçirdim. Orada Nallıhan köyünün, Nallıhan ilçesinin Eymür köyüne gittik. Köy konağında bizi ağırladılar. Yüzün üzerinde köylü kardeşimizle bir akşam yatsı vakti zamanı bir araya geldik. Köy muhtarı bize kaymakamlığın yazdığı yazıyı getirdi. Kaymakamlık şöyle diyor. 6360 sayılı yasa uyarınca köy tüzel kişiliğiniz kapatılacaktır. Ve sizin mal varlığınız en yakın belediyeye aktarılacaktır. Bu yasa hükmü uyarınca bize sahip olduğunuz mülkiyeti köy tüzel kişiliğinde bulunan mal varlığının dökümünü gönderiniz. Diyor ki muhtar, yahu bu köy konağını, şu anda içinde oturduğumuz bu köy konağının arazisi benim köylümün. Çimentosunu ben verdim, demirini ben verdim, tuğlasını ben buldum, işçiliğini ben yaptım. Burası benim malım, burası bizim malımız. Ne hakla bizim malımızı elimizden alırlar diyor. Benim 78 dönüm tarlam var diyor. Köy tüzel kişiliğine ait. Ben orayı işletiyorum diyor. Bir başka köy diyor ki benim köyüme ait benzin istasyonu var. Ben bu benzin istasyonunu kiraya verdim. Oradan elde ettiğim parayla köyün eksiğini gediğini kapatıyorum, çöpünü topluyorum diyor. Ve bana bir şey soruyorlar. Ne hakla benim malımı elimden alır bir başkasına verirsin? Bunu ne hakla yaparsın diyorlar. Ben de onlara bir şey söylüyorum. Sevgili kardeşim bakın şunu anlayın. Eskiden birinin malını zorla eşkıya alabilirmiş. Şimdi birinin malını zorla kanunla da alabiliyorlar. Şimdi Gökhan, ilginç bir değerlendirme var benim bu köy meselesinde kafamda. Şimdi biz köylü olmakla, köyümüz olmasıyla övünen bir milletiz. Yani ben öyle sanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin %90'ı da ah köyüm, vah köyüm, güzel köyüm diyen insanlardır. Köyden bahsederler, köylerinden bahsederler. Köy kahvaltısı yaparlar. Aslında bizim köylerde kahvaltı falan pek yoktur ama yani bir köy kahvaltısı modası da var. İşte bir köy kültürü, ne bileyim köylü olmakla övünme, işte benim köyüm, bizim köyümüz şeyimiz de var. Çocukluktan gelme kafalarımızda, hatıralarımızda şarkılarımız da var. O köy bizim köyümüzdür vesaire. Şimdi köylü olmakla övünen, köyü çok seven, köyü kutsayan, köyü böyle göklere çıkaran Doğan Kuban hocamızın kulağını çınlatıyorum. Köylü, gerçekten köylü olan hepimiz, milletvekilleri dahil. Nasıl köyleri kapatıyoruz? Yani bu ne biçim köylülüktür? Bu da ilginç bir durum değil mi? Yani işin içinde bir bit yeni yok mu? Oktay abi, siz bir kere daha çok güzel bir saptama yaptınız. Sorun şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı olarak görev yapıyor. Yani ne demek yasama organı? Komisyonlar çalışacak. Türkiye'nin bir sorunu tespit edilecek. Bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunda görüşmeler yapılacak. Ve bu çerçeve içerisinde bir yasama faaliyeti sonucunda yasa komisyonlar ve genel kurullardan çıkacak. Bu ideal ama yaşanan hiç böyle değil. Çünkü
resmi gazetede yayınlanan kanunların %98'i tasarı olarak geliyor. Şimdi yurttaşlarımız kanun tasarısı ve kanun teklifi arasındaki farkı bilmeyebilirler. İzin verirseniz önemsediğim için kısaca açıklayayım. Buyur, çok iyi. Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı ve evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu düzenlemelere kanun tasarısı diyoruz. Buna karşılık milletvekillerinin hazırladıklarına kanun teklifi diyoruz. %98'i kanun tasarısıysa, yani bu kanunlar yazılmış olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. 6 Ekim tarihinde AKP milletvekillerinin tamamı 6360 sayılı yasanın metnini gördüler. Ve onların iradelerini soran bile yok. Sen buna irade gösteriyor musun, göstermiyor musun diye. Tabii daha acı olan, onların içerisinden benim irademi niye sormuyorsun sorusunu aklına getiren kimse de yok. Bunlar geliyor komisyonlara. Komisyonlarda iş olsun diye görüşülüyor. Örneğin Anayasa Komisyonu'na gitmiyor. Örneğin Plan Bütçe'ye gitmiyor. Sadece İçişleri Komisyonu'nda gece yarılarına kadar cumartesi pazar çalıştırılarak oldu bittiye getirilip geçiriliyor. İşte genel kurula iniyor. Genel kurulda saat 19'dan sonra televizyon yayını sona erdiği için her türlü numara 19'dan sonra çeviriliyor. Ve bir 19 Mayıs hareketleri yaptırılarak, yani grup başkan vekili başbakandan talimat alarak, milletvekilleri de grup başkan vekilinden talimat alarak yasayı oyluyorlar ve geçiyor gidiyor. Onların içerisinde bu kanunun köyleri kapattığını bilmeyen çok sayıda milletvekili vardır. Bundan emin olunuz. Köylerin kapatıldığını görüp de bunun uygun olmadığını bilse bile buna itiraz etme cesaretini gösteremezler. Daha acısını söyleyeyim. Hadi düz milletvekillerini bir tarafa bırakın. Valilik yapmış olan, yıllarca yöneticilik yapmış olan AKP'nin daha kalburüstü diyebileceğimiz bir 20-30 milletvekili var. Onlar bu yasaya karşılar ama bir tane bile fire veremezler. Çünkü büyük abi kızıyor. Böyle bir tablo var orta yerde. Acınaklı bir yasama faaliyeti var. Dolayısıyla milletvekillerinin %90'ının köylü ya da köye yakın olmasının, çıkan kanunun köyü kapatmasıyla bir ilintisi bu nedenle kurulamıyor. Üzgünüm ama gerçek bu. Peki yeniden BDD'ye dönecek olursak, şimdi büyük şehirler, tanımlanan büyük şehirler aslında büyük şehir değil. Hepsinin nüfusu küçük şehir olarak devam ediyor. Fakat il sınırları içerisinde bir büyük şehir çözümüne yaratıyorlar. Ama böyle bir şehrin içerisinde dağlar var, tepeler var, vadiler var, ovalar var, kuş uçmaz, kervan geçmez yerler var. Aralarında 100-150 kilometre mesafe olan yerleşmenin arasında boşluklar var. İncin top oynayan yerler var, var oğlu var. Ne şehir var, ev bile yok, konut bile yok. Böyle bir büyük şehir, şehircilik tanımında yok. Dünyada da yok. Hiç kimsenin aklına, ya bu ne biçim büyük şehirdir? Büyük şehir dediğin hakikaten şehir büyükse olur. Böyle il, büyük şehir olur mu? Büyük il olabilir. Ama büyük şehir olur mu diye gelmedi mi? Böyle bir tartışma yapılmıyor mu? Ne diyor milletvekili arkadaşlar? Çok sayıda elbette bu konuda örnekler verilerek tartışmalar yapıldı. Şu söylendi hatta. Türkiye'de sen bu yasanın adına büyük şehir yasası diyorsun ama bu bir bütün şehir yasası. Çünkü il sınırlarıyla belediye sınırlarını siz de söylediğiniz gibi çakıştırıyor. Gerçek anlamda büyük şehirler var mıydı? 1984 yılında Ankara, İstanbul, İzmir büyük şehir olarak ilan edilmişti. En sonuncusu da Sakarya. Depremden sonra 2000 yılında büyük şehir yapılmıştı. Dolayısıyla toplam 16 büyük şehir var. Bunlardan yalnızca ikisi, İstanbul ve Kocaeli, bunlar bütün şehir. Yani bugünkü gibi il sınırları, mülki idare sınırları çakışık. Şimdi bize diyorlar ki nüfusu 750 bini aşmış bulunan
13 kenti de bunların içerisine dahil edeceğiz. Toplam 29 kenti bütün şehir olarak kanuni düzenlemeye muhatap kılacağız. Söylediğiniz çok doğru. Biz şu örneği verdik. Bakın İstanbul ve Kocaeli'yle kıyas alarak, örnek alarak diğerlerini de aynı statüye kavuşturacağınızı söylüyorsunuz. Bir kere İstanbul ve Kocaeli örneğinin başarılı olduğunu kim söylüyor? Örneğin İstanbul'da Çatalca ilçesinin köylerine gidin bakalım. Onlar belediye hizmeti alabiliyorlar mı? Ve bütün şehir sınırlarında yaşamaktan mutlular mı? Dolayısıyla herkesin kabul edebileceği mutlak bir gerçeklik gibi İstanbul ve Kocaeli başarılıdır, onları da diğerlerine teşmil edelim, genişletelim düşüncesi bilimsel olarak doğru değil. Ayrıca iki yapının karşılaştırılabilmesi için ve birinde uygulananın diğerinde de uygun sonuç vereceğinin öngörülebilmesi için yapıların birbirine benzer olması gerekir. İstanbul'un 5300 km² olduğunu biliyoruz ve Büyükşehir Konsolide Bütçesi'nin 19.1 milyar lira olduğunu biliyoruz. Buna karşılık Konya 38 bin km². İstanbul'dan 8 kez büyük, Konya'nın konsolide bütçesi 1,5 milyar lira, yani İstanbul'un 15'te biri. Şimdi bize diyorlar ki İstanbul'da yapıldığına göre Konya'da da pekala olur. Bu akılla dalga geçmek, aklı önemsememektir. Samimiyetle ifade etmek istiyorum ki Antalya'nın kıyı uzunluğu 640 kilometre, Muğla'nın kıyı uzunluğu 1100 kilometre. Burada belde belediyelerini kapatarak, yani vatandaşın gece yarısı ulaşabileceği yerleri kapatarak nereye gitmek istiyorsunuz? Oktay abi, izninizle burada önemsediğim bir konunun da altını çizmek isterim. Buyurun. O da şu. Buyurun. Siz de söylediniz. Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'nın 5. maddesi. Eğer yerel yönetim sınırlarında bir değişiklik yapacaksanız, bunu ancak yerel halkın iradesini sorarak, yerel referandum yaparak gerçekleştirebileceğinize ilişkin amir hüküm sevk etmektedir. Türkiye bu yasayı onaylamış. Anayasanın 90. maddesi usulüne göre onaylanmış uluslararası sözleşmelerin iç hukuktan üstün olduğunu söylüyor. Dolayısıyla AKP eğer belediye kapatmayı aklına koymuşsa, hukuken yapabileceği şey belde halkına sormaktır. Ben hep söyledim bunu, söylemeye de devam ediyorum. Bizler Ankara'da oturuyoruz, milletvekiliyiz. Turuncu koltuklarımızdayız. Ben nasıl bir beldenin açık kalmasına ya da kapanmasına karar verebilirim? Ben kimim ki? O beldenin sahibi kim? O beldenin sahibi o beldede yaşayan vatandaş. O karar verir. Beldem açık kalsın, beldem kapansın. Dolayısıyla dedik ki gelin yerel referandum yapınız. Baktık ki yerel referandum yapmaya niyetleri yok. Biz Ekim ayında iki hafta sonunu yerel referandum yapmaya ayırdık. 430 beldede yerel referandum yaptık ve 362 bin yurttaşımızı sandığa götürdük. Ama bu sandıklar, bakın burası çok önemli, CHP'nin sandığı değillerdi. Çünkü orada teşkilatı bulunan, o beldede teşkilatı bulunan bütün siyasal partileri sandık kurulu üyesi olmaya davet ettik. Beraber oturalım, herkes oyunu kullansın, gizli oylar atılsın, saat 17 olunca açalım, hep beraber sayalım, tutanağa bağlayalım, altını beraber imzalayalım dedik. Bu CHP'nin sandığı olur mu bundan? Bütün siyasal partiler geldiler ve buna destek verdiler. Ve nitekim tutanaklarda da çok sayıda farklı siyasal partilerin imzası var. AKP'li belediye başkanının, belde başkanının imzası olan tutanaklar var elimizde. Sonucu söyleyeyim. 362 bin yurttaşımız oy kullandı. 9 bin kişi dedi ki kapatın belediyeyi, bana lazım değil burası dedi. Ama 353 bin kişi de dedi ki belde belediyeme dokunma, burası bana lazım. Bu sonucu AKP kabul mü etti? Buna uygun mu davrandı? Bunu mecliste gösterdik, basın toplantılarına gösterdik, basınla paylaştık.
Dizi yorumlarından fırsat bulabilen basın bunu yazdı, sonuçlar böyledir diye. AKP bunun sonucunu uyguladı mı? Bunu yapmak yerine bize dedi ki, siz bir çadır tiyatrosu kurmuşsunuz. Bakın, hani siyasi nezaketi korumaya ben gerçekten gayret etmeye çalışıyorum. Çünkü sözün ne olduğu belli olsun tartışmalarda ki haklı haksız ortaya çıksın. Sırf kavgayla geçmesin programlar. Bunu ben çok istiyorum. Ama çadır tiyatrosu çok saygısızca bir laf. Orada oy kullanan 362 bin yurttaşımızın iradesine yapılan saygısızlıktır. AKP'li Menderes Türel çadır tiyatrosu diyor. Oraya imza atmış olan AKP belde başkanı, belediye başkanı içi kan ağlayarak kendi genel başkan yardımcılarını seyrediyorlar. Ben ona rağmen kızmadım. Dedim ki, beğenmiyor musun? Bunu çadır tiyatrosu olarak mı görüyorsun? Pekala, güzel. Biz bütün bu sonuçları yırttık attık. Gel, nasıl yapılması gerekiyorsa onu yap ve sonuçlara hep beraber uyalım. Gelebildiler mi? Gelemediler. Çünkü onlar için milletin iradesi denilen şey masalsı, öykümsü bir iştir. Cebinde varsa işe yarar ama gerçekten bir irade ölçecek bir durum varsa boş ver ya, millet bilir mi, ben buradan karar vereyim. Mesele bu kadar açık aslında. Anlıyorum. Peki, açık olmayan bir şey var ama. Şimdi akla aykırı. Bu yasa akla aykırı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız kusura bakmasın onayladı ama öyle değerlendiriyorum ben. Çünkü deminden beri konuşuyoruz. Yani il sınırlarında şehir dünyanın hiçbir yerinde yok. O zaman o şehir sınırıdır. İl sınırı olmaz. Ama öyle bir şey de yok. Akla aykırı. Mantığa zaten aykırı. Deminden beri örneklerini koyuyoruz. Demokrasiye desen uluslararası sözleşmeler de dahil, bütün evrensel demokrasi değerleri açısından demokrasiye aykırı. Baktığın zaman çıkarlara aykırı. Çünkü yerel halkın çıkarlarını gözeten bir durum ortadan kalkıyor. Yerel halka hizmet bakımından da ortaya kalkıyor. Yani bir yasanın çıkması için gereken her şeye aykırı. Böyle bir yasa neden çıkarılıyor?